kanalı. İnsonni komil qilib voyaga yetkazishda unga bilim va odamiylik mehr oqibat, ezgu orzu-niyatlar bilan yashash tuyg'ularini singdirishda, bir so'z bilan aytganda jamiyatning munosib a'zosi bo'lib hayotga kirishida o'qituvchi va murabbiylarning hissasi beqiyosdir. Galdagi qahramonimiz ham asli Namangan shahridan. Hozirda u Namangan tumanidagi 23-chi ixtisoslashtirilgan davlat umumiy o'rta maktabida matematika va geometriya fanidan saboq beradi. Nega shaharda yashab, u yerda ishlamaydi, demoqchimisiz? Chunki O'zbekiston xalq o'qituvchisi Abbosbek Mamadaliyevning dars o'tish uslubi sifatli bo'lganligi sabab uni yurtimiz maktablariga taklif qilishadi. Biz esa muallimning bir kunlik faoliyatini kuzatib, keyin uni suhbatga chorladik. U so'zini o'z ustozlari haqida boshladi. Haqiqiy ular ma'rifatchi edi, ham matematik, ham ma'rifat, odobli, saqanga ma'rifatchi kishi bo'lishgan. Bizni san deb katta qilishgan emas, chertishgan emas bizni. Qizlarga uch baho olish uyat edi. Uch olaman desa, o'qimaydi-ku ba'zi qizlar, bilmaydi-da. Hech bo'lmasa, men esimda qolgan Bitesine dolaşma hatta üç olmazlık ölçüsü fizikadan. Şu kız yodlap yani, yarım bir yodlap gelip tur bakı olgan. Ustazın koyuluk yani. Karısı düşünmeyin, lakin avtomatik yapıp vergen de. Ha, ne kız balığı üç oluş orkı satmayın. Hemen bir tur beş kuramız, sınıf uzun boyunca, uçtu balığı. Kimdir o şekerdi, kim şekerdi kap, yakışı insan bol işte kap. Kubra oylandı ki, inüstü bir kırı olsa buldu, yok, inüstü bitirken daha ki, kerakmas, institutni ishlash kerak aslida. Abbos aka ziyolilar oilasida ulg'aygan. Otasi Mamasoli Mamadaliyev Namangan qishloq xo'jalik boshqarmasining urug'chilik inspeksiyasi boshlig'i. Onasi Inobat Majidova esa uy bekasi edi. Qahramonimiz maktabni a'lo baholarga bitirib, Namangan davlat pedagogika institutining matematika fakultetiga o'qishga kirdi. O'qish paytimizda ham biz Gurkumuzda 25 ta bola bo'lsa, 25 ta bola bir-biriga konkurrentsiya qilib o'qiyamiz. Ko'plar aytadi, o'sha paytda aytishganki, o'qituvchilar nima qilasan? Oylaga oz-ku. O'sha payt oz bo'lgan bo'lsa kerak, men bilmayman. Gap oylada emas, biz qiziqishimiz bo'yicha ishladik. Darslarimiz ha, mutaxassislik bo'yicha hammasi zo'r, yaxshi ustozlardan qo'l ta'lim oldik. U paytda haqiqatda fan doktorlari kam edi, fan kandidatlari kam edi. Zamon shunaqa bo'lsa kerak, lekin kasbini yaxshi mehr bergan ustozlar qo'ldan oldik. Bizdan vaqtni qadrlash o'rgatishgan. Eng asosiy boylik vaqt qadrlarini, vaqtdan unumli foydalanishni. Oliy o'quv yurtini a'lo baholarga bitirgach, Abbosbek Mamadaliyev askarlik xizmatiga ketadi. Qaytib kelib esa Namangan shahridagi 31-chi maktabda faoliyatini boshlaydi. Qo'lida arizasi bilan ish so'rab kelgan vaqtini qahramonimiz shunday eslaydi. Esimda bor. Rus o'qituvchi, yosh, man, rus matematik o'qituvchisi bo'lsa, bizni sezdirmasdan sinov qilib ishlagan. Qanday qilsangiz, men ariza yozib bersam, arizangiz qo'yib tursin deganda, men olimpiada misoli bir qarangchi, qanaqa ekan degan menga. Bir to'rtta misol bergan, men ishlab chiqguncha yonimda bir yigit o'tiribdi. Keyin bilsam, u rus o'qituvchisi ekan. Unga rus tilidan diktant berib qo'yishgan. Men diktant ko'rib tekshirib ko'rsa deb. Keyin orada ma'lum vaqt o'tdi, yarim soat vaqt o'tdi. Direktor qarab turib, ha, misol ishlash ko'rdi. Ha, yaxshi, arizangiz qani deb keyin menga ariza so'radi. Ariza qabul qildi. A, mana bu rus o'qituvchimiz bo'lsa, uslub boshma rahbar chaqirgandan keyin Dabro dedi. Dabro degandan keyin unga ham ariza qo'l qo'yib berishdi. Bizni o'zicha bizni ichki sinov ishga olishgan. Assalomu alaykum, hazrat qo'shlar. Assalomu alaykum. Hurmatli ustoz. Yaxshi o'tiringlar. Tamam, tekshirmayman, hamma bor ekan-a. Darsimizni boshlayveramiz. Bugun darsimiz nima edi? Darsimiz bugun geometriya bo'ladi-a. O'tgan mavzuni eslab olishdan oldin
mavzuga e'tibor beramiz. Nima mavzu o'tgandik? Qani? Kim eslaydi? Shodi aytasiz-a? Shodi. Biz o'tgan darsimizda ko'p burchaklarning o'xshash mavzusini o'tganmiz. Yaxshi. Hozir o'tiring, o'tiring. Yaxshi. Dars vazifasini tekshirishdan oldin maslakadan savol berib, og'izga savollar berib ko'raman. Tekshirib ko'ramiz. Keyin yozma ishlarni tekshirib ko'ramiz. Tushunarlimi? Darsimiz boshladik. O'tgan darsimizda biz o'xshashni uch marta o'tgan bo'lsak, mana shunga hayotimizda qanday misollar bor? Qani, bir misol keltiringchi. Masalan, rasm. O'zimizning rasmimiz bilan, o'zimiz bilan rasmga olinganimiz nisbatan 3 marta yoki 4 marta kichik bo'ladi. Demak, rasm doim bizdan kichik, lekin aynan ko'rinishi bir xil, ha? Shakli bir xil. Yaxshi. Yana boshqa misollar bormi? Savol aytingchi. Masalan, o'zimizdagi televizor, ha, doska, xo'p, plakatlar, eshik, xo'p. Bu aynan o'zi, yo, unga o'xshash qani? Masalan, eshikka o'xshash shakli qani? Eshikka o'xshash shakl. Xonamizda yo'q. Deraza o'xshaydimi hozir? Deraza o'xshamaydi. Eshikka nima o'xshaydi yana? Kim topiladi, qani? Agar mabodo xonamiz rasm olganda edi, eshikni rasm o'xshagan bo'lardi. Bu masala yaxshi. Ko'ramiz, o'tib turing, yaxshi. Endi mana masalalar ko'rib chiqamiz. Demak, hayotga ozmas bo'lsa ham bog'lab oldik. Endi o'tgan darsimiz bo'yicha savollarni ko'rib chiqamiz. Madina bani aytingchi, o'xshashlik koeffitsienti deb nima aytardi? Shuni aytsangiz bo'ldi menga. O'xshash ko'pburchaklarning mos tomonlari. Mos tomon nisbati nima deylardi? O'xshashlik kashfi. Xo'p, yana Zeybaxon aytingchi, mos tomon nima degan edi? Mos tomon degan nima tushunardi? Mos tomon bir-biriga. Yaxshi. Endi Sarvar aytadi. Sarvar, o'xshashlik koeffitsienti o'zi qanday edi? Formulasi aytib yozamiz. O'xshashlik koeffitsienti mos tomonlar nisbati nisbati deb tushunamiz. Yaxshi. Demak, quyida yozsa bo'lardi. Yozamiz. Yaxshi. Demak, men qisqa yozib qo'ydim. Endi ikkinchi bo'lsa, uchburchakning perimetri deb nima? Uchburchakning perimetri deb p barobar a plus b plus c. Yaxshi, bu nima degani? Bu uchburchakning perimetrini topish formulasi. Ha, yaxshi. Tomonlar yig'insa edi, turchini. Yaxshi. Nima yozib qo'yaman? Va uchinchi qoidamiz bo'ldi. Dilrabo, siz aytingchi. Yuzlar haqida qanaqa teoremamiz bor edi? O'xshashlik haqida yuzlar haqida teorema qaysi edi? O'xshash uchburchaklar. O'xshash uchburchaklar. Yuzlarning nisbati. Yuzlarning nisbati. Nimaga teng ekan? K kvadrat. Ha, yaxshi. Hali o'tgan mavzuyimizni mustahkamlash maqsadida masalani ko'ramiz. Xo'p, daftarni kitob ochamiz, hammamiz sanab qo'yamiz. Yozib qo'yamiz. Bu sanamizni qo'yamiz-da. Ko'p o'quvchilarga yaxshiroq o'qish maqsadida ham kitobimizdagi vazifani qoldiraman, uyda ishlab kelsinlar. Hozir biz alohida o'sha kelgusidagi abituriyentlar qonish kerak bo'lgan tematik masalalardan ko'rib chiqamiz. Qahramonimiz 31-chi umumta'lim maktabida 25 yil faoliyat yuritdi. Uning fidoyiligini nafaqat o'quvchilar, balki mutasaddilar tomonidan ham e'tirof etilardi. Kunlarning birida pensiyaga chiqayotgan maktab direktori unga shunday dedi. Mani kechirgin. Seni ko'pchilik so'ragandi universitetga, pedkollejga, texnikum so'ragandi, men seni xohlamadim deb berganmasman. Agar xohishim bo'lsa, o'tlikka men kechirma, sizga mutaxassisman kerak deb bermaganman dedi. Maktabimiz shaharda, ya'ni viloyatda oldi maktabimiz. Men jonajon maktabim. Keyin men jonajon maktabimni ham so'zda kengaytirdim. Demakki, O'zbekiston maktabi meni maktabim, o'z boshlig'i deb o'ylayman. Men agar meni borsa kelmasa ham borsa ham ishlayman. Chunki men xalq bo'lsaman, o'qitaman. O'zbek xalqini boshqarman, xizmatlarman. Xo, Jizzaxda, xo, Andijonda. Shuning uchun bu men fikrga ham shu 25 yillarga tugayman shu fikrga. Bu tomon to'g'ri odamlar, bu qadrdon maktabi bitta arizani kirdim, shu yerda qoldim, desa chiqib ketdim deyishadi. Shuni ko'p eshitganman. O'sha paytda demidilar, hozir iqtisodchilar maktablar, ha. Qahramonimizning o'g'li Ilyosbek Mamadaliyev poytaxt tashkil etganligi sababli u otasidan yonimda bo'ling deya so'raydi. Shunda Abbosbek Mamadaliyev ham rozi bo'lib Toshkentdagi 331-chi umumta'lim maktabida faoliyatini boshlaydi. Kunlarning birida esa mazkur maktab direktori Valijon Maqsudov uni chaqirib shunday dedi. Aytdiki, men maktabimda yangi sinf ochdim. Chuqurlashgan matematika o'qitamiz.
Şu kadar gerek. Ustoz, ben size şunu taklif edemem. Sizinle öyle görün dedi. Şunda ki, bana şehirde işlemem, payitahta işlemem. Öyle yardım değildi. Şimdi bu arada payitahtan bir gün en bir nisbeten. Çekirak hocalığı okuyucular, şu otanın balısı, şu Özbek halkının balısı okuyman dedi diyor. Ben yok diyemem dedi. Ben kayıtıp gelemem dedi. İltimasına deyken, şimdi orada bana iltimasını bacaramaya durup ben bu yerde kop gittim. Hazır bana üçüncü yıl. Çikolaşasını işlemem. Şimdi çikolaşasını koşumca aradı işte. Bana şimdi onu kazıkıp durup Rus sınıfı açıldı. Hazır bir payıtta tül bir şey, cüce mühküm bilirsiniz. Hem Rus sınıfta hem çikolaşı matematik sınıfta işlemem. Что? Я тебе не скажу. Вот там напишу два с тем сколько? Два. Это сколько будет? Это раньше знали? Знаю, так? Знаю, то же самое четыре будет. А теперь я считаю, беру раз, два, три, двойка. Здесь теперь будет два вторых. Два? Два третьих. Два третьим степени. Так, это чему равно? Ты можешь вычислить? Шесть. Не, думай. Два, два, два. Два, с этим сколько будет? Восемь. Не шесть, а восемь. Два второй степени. Это по-другому. Это два квадрата. Два третьей степени. Это по-другому. Два в кубе, правильно. Это в прошлом году прошли. А теперь следующий будет два четвертой степени. А сейчас не писал здесь, но сколько подумаем, сколько двоек там здесь? Четыре. Умножаем четыре двоек. Эльбек, считай. Сколько будет? Два четвертой степени. Сколько будет? Четвертой степени будет 16. Почему? Объясни. Потому что... Здесь напишем. Два... четыре двойки умножаем. Четырежды напишем двойки. Потом что? Умножаем. Умножаем. Хорошо. Следующее. Мухаммад Азиз, скажи. Какой ответ, пример будет? Следующий. Два степени пять будет... Два умножим...
5 раз умножим на 2. 2. И получим ответ какой? Ответ получим 10. 32. Это неправильно. 32. А теперь, значит, свет пока. Вот, ребята, посмотрите, уже что, пример уже более-менее как стало? Сложнее стало. Поэтому всегда пишем. Вот сначала вот это пишем, потом я объясню. Напишем быстро. Qahramonimizning faoliyatini kuzatish asnosida Abbosbek Mamataliyev o'rta ta'limni ham, oliy ta'limni ham o'zbek tilida olganligidan voqif bo'ldik. Shu o'rinda maktabda rus tilida dars berishga haddik bo'lmaganmikin degan savol tug'ildi. Oldin cho'chiganman birinchi, cho'chidim, qiyinmi deb. Chunki voyma aytib o'tdim, men birinchi ishlagan paytimda 31 maktabda ko'p xalqlik, ko'p millatlik o'qiganmiz, ishlaganmiz. O'sha paytdagi muammolar to'la aralashmagan, o'zbekcha, ruscha, tatarcha va hokazo. Har xil millatlarga bo'lishi. O'sha menga qo'l keldi va institutda o'zbek paytimiz o'zbek tilida o'qigan bo'lsak ham, u paytda ko'p darsliklarda asli kim qiziqaman desa, olimpiada kitoblari, qo'shma deb ham ko'p rus tili bo'lardi. O'shani mustaqil o'qiganman. Matematikani ruscha o'qidim uchun. Ha, to'g'ri, hozir O'zbekistonga qaraganda rus tilini teppa-teng o'ta olmayman. Lekin men o'ta olmagan darsim ham o'tkazgan nisbatan yuqorida faraz qilaman. O'zim bolalar tushuntira olaman o'quvchilarga. Bu maktabimizga chekka-chekka odam o'qisa kerak deb. Ana shu bolalar rus tilini matematika o'qisin deb kelib bo'lsa ham o'zini targ'alib ko'rib, ertasiga mazza qilib Qahramonimizning fidokorona mehnatlari davlatimiz tomonidan bir necha bor taqdirlangan. O'zbekiston xalq o'qituvchisi unvoni esa uning uchun eng qadrlisidir. Ushbu yuksak mukofotni olgan kunini Abbosbek Mamadaliyev shunday eslatdi. Direktor chaqirdiki, Abdulloga borar ekan siz dedi. Hayron qoldim. Xo'p deb bordim. Abdulloga borsak, mudir uzoqdan ko'riladi. Tabriklayman. Yaxshi narsa, lekin siz bilmayman dedilar. Yaxshi mukofot. O'zimcha o'yladim. Xalta olmi, alochiman. Menga Shuhrat ordenim bor. Bundan ordendan ortiq nima bo'lishi mumkin ekan? Fidokorlik mehnatlari uchunmikin, qaysi bir boshqa ordenmikin deb o'yladim. Hech kim bilmas ekan. Mana biz 8 kishi edik o'sha mukofotlanganlar. Har xil viloyat bo'yicha 8-tamiz Toshkentga boramiz, ko'ramiz. Hiç kimin borganini bilmaydi. Lekin hammangizga davlatimizni, prezidentimizni mukofotlar bordi eshitdi. Birinchi hamma bir to'lqinlanib oldi, hamma xursand bo'ldi. Uni mazasini bilishdi, yillar davomida ishlash kerak aslida. Toshkentga bordik, Turkiston saroyiga olib kirishdi bizni. Tartiblab o'tkazishdi. Birinchi qator, ikkinchi qatorda aytishdiki, ertaga xuddi mana shu tadbir bo'ladi. Bugun repetitsiya paytida bitta isma chiqmaydi. Anna Qulova, Saodat Turaqulovna. Turxandaryo, Termiz, birinchi maktab til adabiyot o'qituvchisi. Bizda Koreya kelsa ayakarlar, birinchi stol o'tkazib qo'yishdi. Ana xursand chapoch oldik, demak birinchi bo'lib eng oliy mukofot bo'ladi. Ikkinchisi Mamadaliyev Abbos, Mana Solievich deyishdi. Qarab turibman, mendan bo'lsam, familiyasim bor shekilli. Chunki men o'zimni u orqaroqda kutganmanda, bir 10-chi, 15-chi o'rinda tamam chiqsa kerak deb o'ylaganman. Butun O'zbekiston bo'yicha qisqasi tadbir boshlandi. Tadbir boshlangandan keyin o'sha aytganda birinchi aya tepa ko'tarildilar, mukofot oldilar. Tushgandan keyin unda qarada ustoz qarag'ichi malika nima ekan deb ular hatto guvohnomani o'qigani ko'zlari ko'rmay qoldi. Shu qadar hayajon, shu qadar hayajon. Men o'tni O'zbekiston xalq o'qituvchisi tabriklayman desam, rahmat ko'zlar yoshib ketdi. Endi ikkinchisiga men ham chiqib borib olib, xuddi o'sha men ham tushdim. Qarasam, ko'zim ko'rmaydi, birov xat ko'rmaydi, guvohnomada. Hech narsa ko'rmaydi, faqat zalni ko'ramiz, bosh vazirni ko'ramiz, boshqa hech narsa ko'rib ko'zim ko'rmaydi. O'qibdi aytsam, ustoz sizga ham malika bilan bir qilganda aya aytdilar. Undan keyin ketdi Buxoro, Chirchiq, isdan chiqmaydi. Buxoro, Chirchiq qoldirib ketdi. U kishilarga O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan yoshlar murabbiysi berildi. Bir to'rt kishi qolganlarga orden berib ketdi. Ko'zidan nur chiqadi, hamma nur chiqadi xolos.
Sekunda o'tdi. Bir paytlarda o'sha 25 yillarimizni 30 yil bo'lsa, doskada bir changallar qalganimiz, o'quvchilar bilan yonma ishlaganlarimiz, olimpiadalarda kechki payt qolib ketib, apilat turganlarimiz. Ben bütün uzun uçmaz, maktab uçmaz, sahne uçmaz. Vlogatımızda sahne için katıştıran okuşlarını, resmi katıştıran okuşlarını, olimpiyadasını haklı gelin, zor yok kuruşa kuvar hıslarımız. Ettim ki Adem'e, okutuşu bunu fakat ders bir kırışmasakan, derstan ters kapı etti. Okuşlarımdan doğan bir gebo geliniz, onların niyeti kuruşundayız. Bunu artık mükafat kıramazdı. Ama bile de, davletimiz hiç gelip koymadı. Fakat yolu bitti kaldı. İşler kadar kolay. Çünkü ayetlerdeki yaşlıkların mukavvat yaşlıktır. Çünkü biz yaşlık kıldık. Bütün okuyucuya kere uygattık. Bitesliğe olimpiyada katlaştırdık. Bitesliğe otomasyonu yaşlı okuyunca kesbini aldırdık. Kıyan içinde minnet kılmazdan fakat işler kadar kolay. O zaman işler koyup mamarım istikalı maktar şirgi yok. Okuyucuların ötkeyle biz üç bıçakdan tonu tanış çıkarmış. Doğru mu? Müsafarlı asfası mavzumuz. Tur bıçağın tanış çıkarmış. Sizga savol, xalq taraqqiyot komandasiga, xalq istiqboliga, xalq istiqloliga, hamma daxlingizga o'zingiz bilgan to'rbichansiz. Bilganingizdek, men 92-yilman. Tezda xohlang, sakinchilik, to'rbichcha bo'lsa bo'ldi. Chiroyli bo'lish shart emas. Har kim bilgan chiqadi. Endi sizga savol beraman, shundoqki, qaysi qatordagilar, qaysi guruhdagilar eng ko'p xil degichilar? To'rbichani xildan ko'p ochsiz. Siz ham sizga ham sizga topshiriq. To'rt burchak har xilinchidek. Bilgan tasavvur ustiring. Savol sinalaymi? O'zi bitta chiqdi, to'g'ri. Endi boshqa xili ham bormi, inchizib qo'yasiz. Bir minut va. Qarsi ko'rsatdan bir uch xil chiqsa to'xtat. Men qo'l ko'taraman, tekshiraman. Uch xil bo'lsa bo'ldi, birinchisiga. Bo'ldi. Oshaqon tayyor, o'rta qator tayyor. Uch xil yaxshi. Mohir tayyor. Üç kılımı yakışı. Dört kılımı tutuktu. En çeke kadar değilse, en çeke de gülüyor. Kılçıva, üç kılı tayyor, yakışı. İndi, Markus'tan. Tohtayımız, bu oldu. Çünkü hamamız, her kıl tasarruflu olayımız. Biz bokçudan biri bilemiz. Kaç şakırı bilemiz, bokçudan biri. Yok, dur bu çakırı. Demek bilemiz, bir kısmet, kvadratını bilemiz. Kararlan. Atalama istatistik olarak kodlanıp ki bir bekor yapmaz. Kaç şekil bu? Kvadrat. Kvadrat dediğim gibi kanatlarını uzatı bir. Kandaşlar ki kvadrat idi. Ama onlar ten yazıcı. Kendiniz ten. Ya üç ten olmaz, üç dört ne kalırsa. Burçaki ten, üç kralıstan burçakları. Doksan gram, yakışı. Uzun bir yakışı. İkinci, bu kaç şekil idi bu? On değil list kalırsa. Turbuçak, kanaka turbuçak. Lekin biz boshqa sal ko'rmaganmiz-da. Yan qanday nima ishlar bu? To'rbichak, to'g'rimi? To'g'ri emas, otni bilmaymiz. Endi o'qing. To'rbichak, lekin asl nomi boshqacha, buni keyin ko'ramiz. Bu to'rbichakmi? Yo to'rbichak emasmi? 1 2 3 4. To'rtta chiziq bor. Nima sababi? Nomi ba'zilar bilmaydi, ba'zilar bilmasligi mumkin. Endi o'qiymiz bu narsani ham. Ichiga bo'ldi o'qiy olamiz. İki fel. Bu nasıl mı bu? Bir an tor bıçaktı, bir an ne kadar nasıldı? Kim biledi bunu? Yine okuyayım. Sağ mı? Yine okuyayım. Bu ilk tanıcı. Balandaki bir kıl. Balandaki bu tıkkı bir balandaki yok. İçinde misin bunu? İçinde misin? Tam olarak bir kapıya geçiyor. Tam olarak kanaka. Bu tamam mı? Bu tamam mı? Kanaka? Kanaka? Parayla ne kanaka? Ham parayla ham kanaka? Tek. Bunlar bu ki? İki tamam mı? Kanaka? Parayla mı tek? Karama karşı tamamlar. O zara paralel bölgen dört burçak. Paralel gram deb ataladı.
Yaxşı, ana şəklimiz kitabımız rəsm var ekanmı? Birinci rəsm turubdumu? Çizəmiz. Mən dostu açsam, sizlər dəftərə çizəsiniz. Çizdik. Çizəmiz. Tekstlər, qalam bilan, çizgi istəyir, çıraqlı qılıb çizəmiz. Kiçik namaz, katta namaz, dəftərim az kilsin. Bir tamamı, tepe tamamı alt kadar olsun, yan tamamı turka da çıksa buldu paske. Yan tepesi alt kadar, pas alt kadar. Oralığı turka da olsun. Çıksa aldın mı? O muhtopu olalımız. Muhtopu koyalımız. İçki kadar fark altı bongi. Alt kadar. Paske turka da çıksa, yan yürüyemiz. İki kadar. Turu iki yürüyemiz. Turu iki yürüyemiz. Muhtopu koyalımız, ona kilitli birleştirelimiz. Muhtopu koyalım birincisi. Yine birleştirelim. Assalamu alaikum, hoş geldiniz. Assalamu alaikum, hoş geldiniz. Başımız bir konu etkileri yok. Abdullah Avnoğlu'nun ustasını yapmayı hatırladık. Terbiye bu yüzden için hem hayat, hem mamut, hem de yurt, hem felaket. Terbiyemizi talimden kuşa varsak yine biz yaşlı zor netice yetişemiz de var. Ben iş faaliyetim devamında türlü maktablarda işledim. Odi maktab hem var, çikolatçı maktabı hem var, kızıktan okuşu hem var, kızıkma gani hem var. Lekin bundan katınızlar, hem de cami aldılar, hem de işte maktabdakiler, ustozlar ham, o'quvchilar ham doimo qalbimdasizlar. Chunki siz hammangiz butun O'zbekiston xalqining bir bo'ligisiz. Men esa O'zbekiston xalqini hammasini sevaman. Men shunga amin bo'ldimki, ishlagan inson o'z kasbini yaxshi sevsa, yaxshi ishlasa, butun qalb qurini berib ishlasa, uni xalq ham, davlat ham e'tirof etib, menga e'tibor qoldirmaydi. U doim hurmat e'zozda bo'ladi. Muallimning bir kunida yana bir fidoi insonning faoliyatini kuzatdik. U haqiqatan xalq o'qituvchisi, chunki u bor kuchini xalqimiz bolalarining tafakkuri kengayishiga sarflash va o'zini ayamay yonib ishlashdek shiorni qalbiga tugib qo'ygan. Abbosbek Mamadaliyev nafaqat o'quvchilarga, balki maktabdagi har bir o'qituvchiga ham juda mehribonligini ko'rib qoyil qoldik. Qahramonimizni nafaqat ular, balki mutasaddilar ham e'zozlashadi. Axir shuning o'zi katta baxt emasmi? Mehnat qilgan elda aziz deganlari ham shu aslida.